Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Metin yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru kitabında 10. bölüm testlerine başlıyoruz. Evet bu 10. bölümde neler var? Çemberde açı, çemberde uzunluk, çemberde yay uzunluğu ve dairede alan var. Biz bu videoda ne yapacağız? Çemberde açının ilk testi, birinci testi öğreniyorum testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. O merkezli AB çaplı yarım çember. AB çaplı yarım çemberse bunun tamamı kaç derecedir? Yarım çember olduğu için 180 derecedir. Ve buradaki AFFEDDC e, ve CB yayları eşit uzunlukta verilmiş. Bu yaylar o eşit uzunluktaysa dereceleri de eşittir. Yani 1 2 3 4 5 parçaya bölünmüş. E 180 derece bunun tamamı. 180'i 5'e böldüğümüzde kaç çıkıyor? 36 çıkıyor. O zaman her bir yayın ölçüsü 36 derecedir. O zaman bunlar 36 dereceyse, derece ise şuraya baktığımız zaman 36 bu x merkez çevre açı var burada. x 18 çıkar. Y de hop şurası. Burası kaç? 72. Merkez açıdan görüyor. Y de 72 yapar. Bizden ne isteniyor? X artı Y isteniyor. 18 artı 72 isteniyor. Dolayısıyla cevabımız da böylelikle 90 çıkar. Birinci soru balıkesir oldu. Geldik ikinci soruya. X ise gördüğü yay 2x'tir. E 100 ise merkez açıdan gördüğü yay 100'dür. AC'yi de çap demiş bana. Şurası çapsa e o zaman burası kaç? 180 olmalı. 100'ü buradaysa burası kaç olacak? 80 olacak. 2x 80 ise x böylelikle kaç çıkar? 40 diye çıkar. Dolayısıyla ikinci soru C an oldu. Geldik 3'e. ADB açısı 140 derece demiş. ADB 140 derece burası. Sonra AOB açısı AOB açısı şu açıyla ACB açısının toplamı nedir diye soruluyor. Asta kirişler dörtgeninden direkt çıkıyor burası da oradan yapmayayım ilk etapta soruların başlangıcında. Bu 140 ise gördüğü yay nedir? 280'dir. 360'a tamamlıyor. O zaman buradaki yaya kaç geliyor? 280'in 360'a tamamlayanı 80. 80 merkez açıdan dolayı burası 80 yapar. Çevre açıdan dolayı burası da 40 yapar. Bir iki oran var çünkü. Bizden ne isteniyor? 80 artı 40 isteniyor. Dolayısıyla cevabımız böylelikle 120 çıkar. 3. soru balık kesir oldu. Geldik 4'e. 25 derece verilmiş 30 derece verilmiş. Ben bunlara baktığım zaman ne çevre açı var ne merkez açı var değil mi? E ne yapacağız burada? Ek çizim yapabiliriz. Ek çizimle de yapabilirsiniz. Ek çizim siz de yapabilirsiniz aslında ama neyse. Ama buradaki açı şöyle ben ek çizimsi yapayım isterseniz bu soruyu. Hocam buradaki açı var. Çevre açı. Çevre açı ise gördüğü yay nedir? 2Y'dir. A merkez açı. Burası da 2Y olmaz mı? Olur. Hocam burada ne var? Şurada da bir artık boyunuz mu dersiniz? Bu merak mı dersiniz? Ne derseniz deyin. Arkadaşlar çemberde açının yapılamamasının en büyük sebepleri üçgenle karışımını sağlayamamanız. Üçgen bilgilerini de burada kullanacaksınız yine dikkat edin. E o zaman burada üçünün toplamı yani y artı 25 artı 30'un ne yapması lazım? 2y yapması lazım. Burada üçünün toplamı 2 yapacak. E buradan da 55 eşittir y mi oldu? Evet x de 2y'ye eşit olduğundan cevap da böylelikle 110 derece çıkar. Dördüncü soru balık kesir oldu. Geldik 5'e. Şimdi şuraya bakacak olursak 20 ise bir çevre açı var burada. 240 olur burası. 120 ise 240. E sonra başka ne var burada? AB ile AC birbirine eşit demiş. Bu girişler eşitse ayırdıkları yaylar birbirine eşit değil midir? Evet. E 240 ise burası toplamda buraya ne kaldı? Hop buraya 120 kaldı. Çünkü 360 tamamlayan açısı. İki eş parçaya bölündüğü için bunlar 60-60 yaptı. E hocam burada bir teğetlik var. Bak teğet kiriş açı. Yani teğet kiriş açıda çevre açı muamelesi yapabiliyoruz. 60 ise burası kaç yapar? 30. Hani 1'e 2 orandan dolayı. Bizden BCD açısı isteniyor. BCD yani biz X'i böylelikle 30 derece bulduk. Cevap 5. soruda C han oldu. Geldik 6'ya. 35 verilmiş hemen çevre açıdan gördüğü yay 70. 25 verilmiş merkez açıdan gördüğü yay 25. Hocam tamamı 70 olduğundan buraya kaç kaldı? 45 derece kaldı. 45'te Merkez açıdan dolayı burası da 45 olur. Dolayısıyla 6. soru böylelikle C. han çıktı. Geldik 7'ye. Çevre açı var. 30 ise gördüğü yay 60. 20 ise gördüğü yay 40. E burada da başka ne var? AB ile CD birbirine paralel verilmiş. Paralel verildiğinde Z'den dolayı burası da 20. 20 ise 40 diyebiliriz. Ya da paralelse ayırdıkları yaylar da birbirine eşit deyip oradan da 40'ı da söyleyebilirdik. Neyse toplamda buradaki açıyı bulmuş olduk. Kaç çıktı? 140 oldu. E X 140 geliyor. Çevre açı. Yani burası kaç yapar? 70 yapar. 7 soru. Böylelikle Akçay oldu. Geldik 8'e. Evet BD çaplı demiş. BD çapsa çapı kullanacağım ben. Bak buna dikkat et. Bu çapsa. Hocam burası da 180. Burası da 180'dir. Eyvallah. A, E, B, C, D, E, F noktaları o merkez çember üzerinde AB yanı ölçüsünü DFA yayının ölçüsünü 5 kattır. Hmm. DFA yayının ölçüsü. İşte şuradaki yayın ölçüsü. Öncelikle x ise burası nedir? 2x'tir değil mi? Diyor ki bize AEB yayının ölçüsü DFA'nın kaç katıymış? 5 katı. O zaman burası 5 çarpı 2x'ten 10x olacak. AEB. Hocam burası 10x. Şöyle yazdık. x kaç derecedir diye soruyor. E, bu çap yadı ya Çap olduğundan dolayı burası 180 derece. E, 12x eşittir 180 ise x buradan kaç çıkar? 15 çıkar. Zaten bizden de bu isteniliyor. 8. soru balık kesir oldu. Geldik 9'a. AB çaplı yarım çemberde çapımız burası. Eyvallah. Burada bir ne var? 40 ise gördüğü yay. Çevre açı var burada. 80. Şu gördüğü yay. Hocam 15 ise gördüğü yay 30. 80. 30 daha kaç? 110. Buraya kaç kaldı? 70. Çünkü yarım çember yay olduğu için 180 olacak burası. E burada dış açıdan yapabilirsiniz. 70 eksi 30 bölü 2'den direkt çıkar. Ama ben oradan yapmayacağım. 70 ise şuradaki açı kaç derecedir? 35 derecedir çevre açıdan dolayı. E hocam şuradaki üçgende ne var? Bir üçgen var. Ne var burada? İki iç açı bir dış açı. Yani x artı 15 eşittir 35'ten. E, o zaman x'i kaç buluruz arkadaşlar? 20 derece olarak buluruz. Yani 9. soru böylelikle cehan oldu. Geldik ona. Evet o merkezde yarım çember. D doğrusuna D noktasında teğet olduğuna göre teğetmiş burası. Merkezde burasıysa Merkez teğet çektikten burası 90 derece. Bak bu yarı çap bu yarı çap. Ana ne çıktı burada ikiz kenar. 20 ise burası da 20. E hocam bunun tamamı 90 olduğundan. X artı 20 eşittir 90 olduğundan. X'i de böylelikle 70 derece olarak buluruz. Yani 10. sorunun doğru cevap böylelikle balık esir oldu. Geldik 11'e. Şimdi 65 derece falan verilmiş burada. 65 ise hemen gördüğü yayı söyleyebiliriz. Gördüğü yay kaç yapar? 130 yapar 65'in katından dolayı. Sonra x var burada. O merkezli çember. Hocam o merkezli çemberse bu D de teğet noktasıysa merkez teğet çektikten burası 90 derece mi? Evet. E burada da bir merkez açı var. 130'u görüyor. Direkt burası 130 derecedir. E o zaman burası kaç oldu? Burası 50 derece oldu. E buradaki dik üçgenden direkt x artı 50'nin kaç olması lazım? 90. X de böylelikle 40 derece olarak buluruz. Yani 11'in soru akçay oldu. Geldik 12'ye. Şimdi bir şeyler demiş. Şekildeki AC çaplı. Bak dikkat et. AC çap. Çap olduğunu belirtelim şunun. Yani merkezimiz şurası O olduğunu belirtelim. Bir kere çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan 4 numaralı açı 90 derecedir. 4 numaralı açı 180 derece demiş olmaz. Çapı gören çevre açı 90 derece. Şu yanlış. Sonra burada arkadaşım şunla şu yarı çap bu da yarı çap. Hocam şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. Bu ikizkenar üçgende Şuraya ben x açısı dersem. x x 2 iç açı 1 dış açıdan burası 2 x oldu. Arkadaşım 2 numaralı açının ölçüsü 1 numaralı açının ölçüsünün yarısı kadardır. Evet 2 xken yani x sağlandı. Bu doğru. 3 ve 5 numaralı açılar birbirine eşittir demiş. Gerçekten öyle mi? Ben buraya alfa dersem gördüğü yay nedir? 2 alfadır. E bu da teğet ya teğet giriş açıdan 2 alfayı görüyorsa buradaki açıda alfa mı oldu? Evet. 3 ve 5 numaralı açılarda birbirine eşit olmuş oldu. Dolayısıyla cevabımız ne yaptı? 1 ve 2 yaptı. Yani 12. sorunun doğru cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Ve böylelikle birinci testi bitirmiş bulunuyoruz. Öğreniyorum kısmındaki o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda öğreniyorum ikinci testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.